Bir zengin Müslüman kalkıp bu sinemayı inşa etmiş, tamam. Bir fabrika yapabilirdi, bir atölye yapabilirdi, bir dini müessese yapabilirdi, çocukların ıslahı için bir çare düşünebilirdi ama düşünemedi, arkasından 6 milyonu yatırdı, sinema yaptırdı. Bir sahne meydana koydu. Bunun vebalini düşünmedi dedim. Vebalini düşünmedi. Nedir vebali? Efendiler, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam açıktan açığa haber veriyor. Men senne sünneten seyyiyeten. Kim ki bir memlekette kötü bir yol açarsa, dikkat edin, kötü bir yol açarsa, kötü bir çığır açarsa, o güne kadar görülmeyen ve yapılmayan bir rezalete meydan verirse, fırsat verirse, sahnesini ve sinemasını açarsa, felehu vizruha ve vizru men amele biha. Ne olur arkasından bu adamın vebali? O sinemaya kaç kişi gittiyse, dikkat edin, sinema, film getirmiş, herif oynatıyor, zengin adam. O çırılçıplak seks filmleri, fuhuş filmleri oynuyor orada. O sinemaya bilet alıp da o fuhuş filmlerini seyretmeye giden kaç tane delikanlı erkek insan varsa hepsi zaten bu sebeple günaha, isyana ortak oluyor, giriyor, günahkar oluyor. Aynı zamanda diyelim ki bir günde 3000 tane insan bu zina ve fuhuş filmlerini seyretti. 3000 insan günaha, harama girdi, isyana girdi, suçlu oldu. Bu sinemayı yaptıran adamın vebali burada çıkıyor. 3000 insanın ayrı ayrı yüklendiği günahların bir misli, o 3000 insanın günahı birer misli de Cenab-ı Hak o sinemayı yaptıran zenginin defteri amaline ilave ediyor. 3000 delikanlıyı yoldan çıkaran sen misin? Bu hadisi Buhari'ye göre, bu hadisi sahihe göre o hacı, o sinemayı yaptıran adam öldükten sonra, mezarına gömüldükten sonra bile o sinemada rezalet devam ettiği müddetçe sanki hayatta yaşıyormuş da kendisi o günahı işliyormuş gibi o filmleri seyreden nesillerin, çocukların, gençlerin bütün günahları mezarda dahi olsa defteri amaline vallahi yazılmaya devam ediyor dedim. Sen bu vebale nasıl giriyorsun? Utanmaz zengin, ahlaksız zengin, gafil herif. İşte zengin sınıf, bir memlekette felaketi, rezaleti başlatan, ortaya koyan herkesten evvel zengin sınıftır. Allah-u Teala bunu haber veriyor. Her yerde söylerim bunu. Kimseden efendim darılacakmış, kırılacakmış beyefendi, cehennemin dibine kadar yolu var bu herifin. Bir memlekette fuhşiyatı başlatan zenginlerdir. Bir memlekette kin ve intikamı, hüsranı, ihtirası, nesiller arasındaki uçurumu, fakir ile zenginin kavgasını ilk defa sessiz soluksuz başlatan zengin sınıftır. Allah-u Teala bunu böyle haber veriyor. Evvela zengin sınıfı ıslah etmek lazım. Servet erbabını. Onun için vebalini düşünmeyin. Bu sinemayı yaptın gittin be ahlaksız adam. O filmleri seyreden ne kadar insan varsa hepsinin elde ettiği günahın bir misli senin defteri amaline yazılmaya devam ediyor. Utanmıyor musun? Düşünün şu İstanbul'da, şu İstanbul'da ne kadar bar, pavyon, kumarhane, gidin şu Londra asfaltında ne kadar zina evleri, umumhaneler, fuhuşhaneler, kumarhaneler, bunları yaptıran hep zengin sınıftır. Fakir yaptıramaz bunları. İstanbul'u İstanbul olmaktan çıkaran vallahi zengin sınıftır. Kumarhane sahipleri ve fuhuşhane sahipleri, umumhane sahipleri ve bütün nesilleri Beyoğlu'nda, şurada, burada fuhşiyata sürükleyen zengin sınıftır.
Kim inkar edebilir bunu? Kim inkar edebilir? Bunların çekeceği var. Bunların mutlak çeke... Ve ben bu zengin sınıfın can düşmanıyım. Geçen dersimde dedim, biz şu veya bu bütün zalimlerin düşmanıyız. Servetini bar inşa etmekte, pavyon açmakta, sinema yaptırmakta kullanan, kumarhane, af buyurun umumhane yaptırmak için para sarf eden bütün zenginlerin komüniste nasıl düşmansam onlara da aynen düşmanım. Utanmaz herifler bunlar. Ahlaksız, para gelsin de nereden gelirse gelsin diyorsunuz bunlar. Al bakalım şimdi, razı mısın, memnun musun, huzurlu musun, hoşnut musun? Bugünkü huzursuzluğun, bugünkü rezaletin, bugünkü kepazeliğin bu şekilde yaygın hale gelişine hangisi memnundur? Din ile, iman ile, ahlak ile hiçbirisinin bir alakası kalmamıştır. Gidin efendiler, zengin semtlere bakın, Teşvikiye'ye, Şişli'ye, şuraya buraya bakın. Bir tanesi geldi geçen gün. Hocam diyor, işte falan semtte hiç camide kimse yok, cemaat namına kimse yok. Gelip de 3-5 kelime vaaz-ı nasihat etseniz de, biraz çalışsak, çırpınsak da, cemaat toplansa, o güzel camimiz ıssız kaldı diyor. E kimdir, kimse gelmiyor mu, ne yapıyorsunuz? Soruşturdum, araştırdım ve bir günde gittim baktım, o muazzam apartmanlar, en ucuz daire 15 bin liraymış, sordum orada. Kirası en ucuz daire 15 bin lira. Vay zalim oğlu zalimler. Bunların babası da zalim, kendisi de zalim bunları. Neslini ıslah etmeyen bütün babalar zalimdir. Canım ben zulüm mü işledim? Neslini ıslah etmedin ya sen de zalimsin. Baban da zalim. Ölmüş gitmiş olsa bile mezarında o zalim. Islah müesseseler açacaksın. Efendi saydım camide, ismini vermeyeyim. Çünkü şahsiyet olur. Saydım 8 tane adam. İkisinin beli kambur, gerisi de fakir fukara. Bunlar kim dedim? Bu zengin adamların apartmanlarının kapıcısı hocam dediler. Şu hale bak. Bu zengin sınıf nerede? Ya kokteylde, ya barda, ya pavyonda, ya efendim kabul gününde, ya doğum gününde, ya bir fuhuş manzarasında. Allah'ın yolunda hiçbirisinin gözü yok. Senin gibi zengini ben müdafaa eder miyim? Sen benim nazarımda en alçak bir sınıfsın sen. Dinin dışında, caminin dışında. Her zaman söylediğim gibi, efendiler yine tekrar edeyim ibret olsun diye, o kadar zoruma gidiyor ki her defasında kanayan bir yara gibi ıstırap duyuyorum. Kanayan bir yara. Nasıl ki kanadıkça acır, acır, acır. Bende de öyle bir yara bırakmıştır. Hasbel kader, böyle mevlit okuyan şöhretli bir grup ile Boğaz'da, İstanbul Boğazı'nda bir köşkün içine gittik. Köşk, zengin bir adam ölmüş. Onun mevlidini mi okuyacaklarmış, neymiş? Bu da ayrı bir felaket. Ayrı bir rezalet hatta. Hasbel kader ben de katıldım. Hele neymiş, neyin nesi bir gittik. Efendiler, hafız efendiler işte neyse, Kur'an okudular, hatim matim yaptılar. Arkasından mevlid, kaside, güzel güzel sesleriyle efendim kasideler okudular. Kalkacağız. Tabii hafızların okuduğu Kur'an-ı Kerim'de secde edilmesi icap eden yerler var. Secde-i tilavet. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var ki onu okuduğunuz zaman hemen secde etmeniz icap ediyor. Vaciptir. Buna secde-i tilavet. Yani Kur'an'ın okunmasıyla hasıl olan secde. Hemen secde etmeleri lazım. Evin sahibinden bir seccade istedik. Seccade. Lütfen efendim bir seccade verir misiniz? Hafız efendiler secde edecekler dedik. Zorlu köşkün içinde kimse temiz bir seccade getiremedi ortaya. Herif seccadeyle, secdeyle, Allah'la hiçbir alakası olmamış ki herifin. Yahu ne bekliyorsunuz? Seccade yoksa temiz bir çarşaf getirin, sereriz, kılarız dedik. Bir çarşaf getirdiler. Bu sefer de elinde tutmuştu. Ya oğlum sersene şu çarşafı. Ne tarafa uğraştıysa
kıble istikametini bilemiyor.